Efendim merhaba. Yeni bir programla yine karşınızdayız. Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığımız tamamlayıcı tıp tekniği deyin, geleneksel yöntemler deyin, alternatif tıp deyin, bunları formatlamak şekliyle yönetmeliklerle Türk tıbbına kazandırıp çok önemli bir eksiği gidermiş bulunuyor. Bunları biz konuşuyoruz zaman zaman. Aşağı yukarı 10 yıldır aslında konuşuyoruz da. Bunların yasal altyapısının tamamlanması yeni bitti denebilir. Dolayısıyla bunları sizlere anlatmak, duyurmak. Çünkü klasik hekimliğin konuları içinde olmadığı için bu olaylar, bugünkü ortodoks tıp anlayışında bizim bunları anlatmak gibi bir görevimizin olduğunu herkesin kabul etmesi gerekiyor. Dolayısıyla çok değerli bir konuğumla birlikteyim. Şimdi bugünkü programımızda biz yine bakanlığımızın formatladığı ifadelerin içinden ozon ve bitkilerle destek tedavinin tamamlayıcı tıbbın nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir genel değerlendirme yapacağız. Doktor Turgay Çınar'la birlikte. Sayın meslektaşım merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Evet. Efendim şimdi ozon gazını halkımız veya ozon kelimesi ne zaman duyduk? Valla birileri tepemizdeki ozon tabakasını deldiği zaman duyduk, öyle değil mi? Doğrudur. Bir gün dediler ki ya, ozon tabakası delilmiş. Allah Allah, bu neymiş filan derken bir de bakıldık ki bu bir tedavi aslında. Evet. Ve aslında bir tabiat ayetinin ifadesi bu. Doğrudur. Yani ozonun böyle bir özelliği olmasa dünyanın etrafını ozonla Allah niye çevirmiş olabilirdi? Aslına bakarsanız bu adamlar bu işleri oralardan öğreniyorlar. Bir tek biz öğrenemiyoruz. Çünkü biz onların bize öğrettiklerini ancak bilebiliyoruz. Teknoloji ve tıp doğayı taklit ederek gelişti şeklinde bir bilgi vardır ya. Yani bu ozon tabakasını ve onun medikal kullanımını da belki bu parantez içinde düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet, şimdi ilk malum Martinus adında bir meslektaşımız ozonun varlığını 1785'li yıllarda hissediyor, değişik deneyler yaparken. Daha sonra da İsviçreli bir kimyacı arkadaşımız tarafından bu ortaya çıkartılıyor. Ve mikrop öldürücü etkisi anlaşılıyor, antioksidan etkisi anlaşılıyor. Efendim, yara iyileşmesinden bağışık sistemine kadar geniş bir çerçeve var. Doğru. Şimdi siz ozon tedavisi dediğimizde ne anlamalıyız, nerede kullanmalıyız, nerede kullanıyorsunuz? Şimdi şöyle, ozon dediğimiz molekül oksijenin, yani havada bulunan oksijenin 3 atomlu şekli, bir izotop kimyasal olarak. Ozon tedavisinin tarihte ilk anlaşılmış olan etkilerinden bir tanesi mikrop öldürücü etkisi, yani antibakteriyel ve antiviral etkisi 1800'lerin başında tespit edilmiş ve ispatlanmış bu etkinliği. Dolayısıyla uzun süredir zaten dezenfeksiyon amaçlı olarak kullanılıyor. Uzun süredir yine tıbbi aletlerin dezenfeksiyonu konusunda da ozon kullanılmış. Yani bu kadar güçlü bir antiviral aslında. Küçük bir ilave, şu anda Avrupa'da bütün sular ozonla dezenfekte ediliyor. Doğru. Bizdeki klorun tersi olarak. Doğru. Yüzme havuzları dahil efendim bunun için. Yüzme havuzlarında, evet, özellikle belirtmek lazım. Orada klorun çünkü sistemik solunum yoluyla maruziyetinde ne gibi sakıncalara yol açtığı malumunuz. Avrupa'da bunlar ozon gazıyla temizleniyor. Dolayısıyla tıpta ana başlık olarak ozon tedavisinin kullanım alanlarından bir tanesinin tarihte bu ilk tespit edilmiş olan etkisi, yani antimikrobiyal etkisi, mikrop öldürücü etkisi, antibakteriyel ve antiviral etkileri olduğu söylenebilir. Tabii O3'ün vücut dokularıyla, O3 çok ben o tabiri yani kullanıyorum. Yani 3 atomlu oksijen. Evet, çıt kırıldım bir moleküldür tabirini kullanıyorum. Çünkü organik dokularla, kanla ya da başka şekillerde, birazdan bahsederiz, uygulandığında O3 çok hızlı biçimde O2 ve tek oksijene ayrılıyor. O2 gidip işte oradaki kırmızı kan hücrelerine bağlanıyor kan üzerinden yapılan ozon tedavisinde. Bu sizin işte temiz hava almışsınız gibi oksijen satürasyonunu arttırmaya yönelik, oksijen doygunluğunu arttırmaya yönelik. Dolayısıyla dokuların daha iyi oksijenasyonuna yönelik bir etki sağlıyor. Ama asıl ozon tedavisini, ozon tedavisi yapan şey geriye kalan tek oksijen. O tek oksijen vücudun doğal antioksidan mekanizmalarını, yani bizim vücuda dışarıdan maruz kaldığımız toksik maddeler, sürekli konuştuğumuz şeyler, kimyasal katkı maddeleri,
özellikle hava kirliliği etkisiyle oluşan, içtiğimiz suların içindeki toksik maddeler aracılığıyla oluşan geniş bir kimyasal madde grubu, vücut için zararlı olduğu bilinen, bugün hipertansiyonla ilişkisi, diyabetle ilişkisi, damar tıkanıklıklarıyla ilişkisi, hatta kanser hücrelerinin oluşumuyla ilişkisi ispatlanmış bir kimyasal maddeler topluluğunun adı. Serbest radikaller dediğimiz maddelere karşı vücudun oluşturduğu antioksidan mekanizmaları güçlendiren, onu tetikleyen, bunların aktive olmasını sağlayan bir fonksiyon üstleniyor. Aynen tabii, aşı gibi. Geriye kalan aynen öyle. Geriye kalan tek oksijen. Dolayısıyla da aslına bakarsanız genel kullanım alanlarında bu etki mekanizması nedeniyle saymış oldum. Kalp damar sistemi hastalıkları ozon tedavisi denince ilk akla gelen hastalık alanlarından bir tanesi. Biz pratikte kontrol altına alınamayan hipertansiyonlarda, tam tıkanmamış kalp ya da beyin ya da işte periferik arterler dediğimiz bacak damarları, ister atar damar ister toplar damar, tıkanıklık ya da daralmalarında %100'e ulaşmamışlarda diyabet elbette dahil bunun içinde. Diyabet de dahil. Diyabetin evet, zaten damarları bozan bir kronik hastalık olduğu da bilinir. Dolayısıyla bu kısımda kullanıyoruz. Özellikle de kan üzerinden yapılan ozon tedavisini. Yine uygulama şekillerine de birazdan gireriz. Çünkü ona yakın şimdi farklı şekilde uygulanabiliyor. Şimdi isterseniz uygulama şekillerini bir konuşalım. Olur. Ondan sonra hangisini nerede diye değerlendirelim. Olur. Şimdi ozon tedavisi dendiğinde bizim en çok uyguladığımız pratikte ve ilk aklımıza gelen yöntem, kişinin kolundaki herhangi bir toplar damardan bir miktar kan alınarak, bu 100 cc civarında küçük bir miktar. Özel şişelere. Özel şişelerde ve tek kullanımlık elbette, onu da söylemeye gerek yoktur diye düşünüyorum. Kan alınarak o kanın içine ozon gazı verilerek, kaçıncı seans olduğu, hangi amaçla yapıldığı ve belli protokoller doğrultusunda dozu ayarlanarak yapılıyor bu işlem. Ozon gazının bu kana verilerek orada belli bir kimyasal etkileşimin oluşmasını sağlayıp ondan sonra kişinin kendi kanını, evet, yine kulaktan aynı bir damar ozon uygulaması görüyoruz üzerinden, burada. Evet, bu da bir başka uygulama yolu. Aynı damar yolu üzerinden geri verilmesi şeklinde. Ozon gaz olduğu için onu direkt tutup damara enjekte edemiyoruz. Gaz embolisine, gaz tıkanmasına neden olmamak için. Evet. Aldığımız kanı tabiri caizse taşıyıcı olarak kullanmış oluyoruz. Ozonu o kan içinde çözüp tekrar damardan sisteme major veriyoruz. Major ozon dediğimiz. Major ozon tedavisi dediğimiz şey. Bir diğer uygulama, özellikle bizim bağışıklık sistemi fonksiyonlarını güçlendirmek için kullandığımız uygulama. Ozonla karşılaştırılmış kanın, karıştırılmış kanın direkt tutulup herhangi bir iğne yapılıyor gibi kalçadan kas içine enjeksiyonu şeklinde yapılan bir uygulama. Buna da minor ozon tedavisi deniyor. Bu özellikle Avrupa'da kanser hastalıklarının destek tedavisinde bağışıklık sisteminin zayıfladığı ya da çöktüğü durumlarda özellikle önerilen ve kullanılan bir işlem. Minor ozon tedavisi. Yine alerjik hastalıklarda, kronik ürtikerlerde minor ozon tedavisi ilk aklımıza gelen yöntemlerden. Bu arada ağrılı sendromlarda, kas iskelet sistemi her türlü ağrılı sendromda zaten yaygın uygulanıyor. Zaten bakanlığımızda bunu çok uzun indikasyon, evet, listesi olarak, evet, oluşturmuş. Yani bunların içinde ben bakıyorum otoimmün hastalıklar, evet, ki şu anda immün sistem hastalıkları zaten en yaygın olan hastalık grubu. Öyle değil mi? Şimdi doğrudur. Kronik hastalıklarda şu anda toplumumuzda baktığımızda genellikle bağışıklık sisteminin aşırı saldırgan tutumuyla ortaya çıkan hastalıklar olduğunu görüyoruz. Ve bu şekilde tanımlanmış yaklaşık 120 kadar da hastalık olduğunu biliyoruz tıpta. İşte bağışıklık sistemi vücudunuzun masum olan herhangi bir hücre grubunu yanlışlıkla bir teknik hata sonucunda düşman olarak zannettiğinde, algıladığında gidip oraya saldırmaya başlıyor. Eğer eklem kıkırdaklarına saldırmışsa biz buna iltihaplı eklem romatizması diyoruz. İşte derinin doğurgan tabakasına saldırmışsa buna sedef hastalığı diyoruz. Bir üst tabakaya saldırmışsa egzama diyoruz. Beyin ya da omurilik gibi sinir hücrelerinin olduğu yerlere saldırmışsa buna MS diyoruz. Çevresel sinir liflerine saldırmışsa buna polineuropati diyoruz. Bu çok fazla hastalık var bu şekilde. Ama romatizma temel sebepler böyle, astım böyle, doğrudur, hepsi doğrudur. İmmün sistemin. Ki çok konuşuyoruz biz bunu. Aslında tıbbı bu kadar karışık hale getirme biraz da birilerinin işine geldiğinden herhalde. Yoksa bu kadar karışık bir olay yok. Değil, çok basit. İmmün sistem nereye saldırıyorsa. İki şey var, evet. Orada oluşan bir hastalık var. Ama burada aynı mekanizmadır. Zaten aynı mekanizma olduğu, bunların tedavilerinin hepsinde birinci ilacı kortizol olduğundan belli. Doğru, evet. Doğru.
Bu noktada tabii şunun altını çizmek lazım. Gerçekten de çok kompleks hale gelmiş şekilde kronik hastalıklarda insanların da kafası karışıyor. Biz özetini bir söyleyelim. Bir insanın bağışıklık sistemi iyi çalışıyorsa ve sinir sistemi yani normalse... Yani ilk düğmeyi düzgün bağlayalım diyorsunuz değil mi? Aynen öyle, evet. Yoksa bütün düğmeler yanlış gelecek yani. Aynen öyle. Yani baktığımızda bugün bel fıtığı, boyun fıtığı problemlerinin altında bile çoğunlukla kronik olarak uyku kalitesinin bozulması, gece bütün kasların sürekli kasılıyor olması, dolayısıyla bunun eklem mesafelerini omurgada daraltması şeklinde yine işin bir ucunun kronik strese, uyku kalitesi bozukluklarına... Ve beslenmeye tabii ki bu elbette. Arada. Bu anlamda psikosomatik süreçlerle de bağlantılı olduğunu görüyoruz. Şimdi bir deneyimiz var. Major ozon tabii kanla ilgili olduğu için onu gösterme şansımız olmuyor maalesef. Minor ozon da aynı şekilde. Yani damardan alınan kanın ozonlanıp enjeksiyon yoluyla kas içi verilmesi olayı minor ozon. Ama bunun dışında torba sistemi var. Özellikle ayak yaralarında bu diyabetik olmuş, venöz ülserler olmuş ya da periferik arteriyopati sonucu gelişmiş yara ülserleri olsun. Onlarda poşet ozon kullanıyoruz veya başka bir yara olsun. Yani bir enfeksiyon yarası da olabilir bu. Bir enfeksiyon ülseri de olabilir. Major ozon dedik, minor ozon dedik. Bunlar tabii kanla ilintili olduğu için gösterme şansımız olamıyor rütük nedeniyle. Ama... poşet ozon gösterebiliriz, kulak ozon harici, gösterebiliriz. Tabii, harici uygulamalarda. İsterseniz şöyle alalım mı size? Tabii. Şimdi burada öncelikle bir bizim en sık ayakta kullandığımız bir uygulama var. Ayak gibi, kol gibi, eller gibi vücudun uç bölgelerinde. Özellikle yine diyabetik ayaklarda, venöz stazı ülserlerinde, kronikleşmiş parmak arası ya da tırnak mantarlarında ki bunların lenfanjitlerle ilgili risklerini biliyoruz. Az önce söylediğimiz antimikrobiyal etkilerinden dolayı ozon bir hayli etkili. Şimdi hastamıza bir ayaklar için topikal ozon uygulaması yapacağız. Bunu belli tek kullanımlık bir poşet uygulaması şeklinde yapıyoruz. Poşeti cihazımıza bir kapalı devre olarak bağlıyoruz. Bunlar özel poşetler herhalde. Elbette değil tabii. Mi? Ozonla evet. Kimyasal tepkimeye girmeyecek özellikle olan poşetler. Ha, güzel. Yani herhangi bir torbayı alıp geçiremiyorsunuz. Ozon gazı kimyasal olarak etkilendiği için. Bu şekilde üstten ozon gazı içeriye vereceğimiz ozon gazı yukarıya kaçmasın diye basit bir turnike işlemi yapıyoruz. Ve cihazımızı açıyoruz. Açalım lütfen. Bu ozon cihazı mıdır? Bu ozon cihazı evet. Evet. Oksijen tüpüne bağlı. Ozon jeneratörü diye geçer. Evet. Ozon jeneratörü yani. Hı hı. Evet. Oksijeni, saf oksijeni O3'e yani ozona çevirir. Şu anda çalıştırdı arkadaşımız. İçeriye ozon gazı veriyor. Üstten de turnikeyle kapattığımız için içeride belli bir süre bu 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika vakaya göre değişmekle birlikte ozon gazını o tedavi etmek istediğimiz cilt alanı üzerinde hapsetmiş oluyoruz. Mantığı bu. Pratik bir uygulama, hiçbir yan etkisi yok. O3 molekülüne karşı herhangi bir canlının bugüne kadar dünya üzerinde geliştirmiş olduğu bir alerji yok. Dolayısıyla evet. Herhangi bir alerjiyi ya da bir bağışıklık sistemi reaksiyonunu tetikleme gibi de bir yan etkisi yani bu, yok. Dolayısıyla güvenli bir yöntem. Gripten o kadar bunun tarihçesine bir bakılırsa, yani sayın meslektaşlarım bakarlarsa veya meraklı olan herkes, inanın bunun gripten morfin zehirlenmesine kadar... kanserdeki oksijen ihtiyacının giderilmesinin getirdiği ki biz uyguladığımız vakalarda mesela kemoterapinin yan etkilerinin de olmadığını görüyoruz öyle değil mi? Bu Almanya'da bu çok yaygın bir kullanım alanıdır o zaman. Evet, diş hekimliği dahil. Şunu söyleyeyim Suat Hocam. Geçenlerde okuduğum bir çalışma Amerika'da birkaç okul üzerinde ozon gazının kış enfeksiyonlarını okulda salgın şeklinde yayılan, Türkiye'de de çocuğu olan anneler babalar kreş yaşlarından itibaren bunun ne kadar büyük bir problem olduğunu bilirler. Okullarda iki okulun birinde sınıfların temizliği sırasında her bir sınıf için 15'er dakika ozon cihazını açıyorlar. Bu cihazı değil tabii, bu medikal cihaz. Evet, onun çok daha düşük dozlu Türkiye'de ozon var. Ama var. Çok daha düşük dozlu. Ama o yani yayınları yaparken odada kimsenin olmaması lazım. Lazım. İşte çünkü temizlik solunum yaparken yoluyla almamak lazım. Evet. Evet, bir 15 dakika kadar her bir sınıfta çalıştırıyorlar ozon cihazını. Almanya'da mı yapılmış? Amerika'da. Amerika'da. İstenirse, ulaşılırsa, izleyicilerden merak eden olursa referans olarak ben gönderebilirim. Evet. Mail yoluyla bir şekilde ulaştırırız. Ve ozon tedavisi, ozon uygulaması yapılan okulla
ozon uygulaması yapılmayan okul arasındaki kış enfeksiyonları, hastalanan çocuk sayısı, bu çocukların okula gelememe gün sayısı ve bu anlamda öğretim noktasındaki iş gücü kaybı arasındaki yeni tabloyu gördüm ben. Yeni bir çalışma. Bir buçuk yıllık falan. Çok güzel, evet. Tabloyu gördüm, gözlerime inanamadım. Gözlerime inanamadım derken şu, biz hep bugüne kadar ozonun tıbbi kullanımını konuşup onun üzerinde durduğumuz için. Konuşmak ne? Feryadı figan. Yani bir anlamda. Bağırarak, öyle. Çağırarak, evet. Bir anlamda öyle. Evet. Bunun artık bu kadar dezenfeksiyon noktasında bu noktalara gelebileceğine çok sevindim tabii ben çalışma sonuçlarını görünce. Örnek, birinde bir ay içinde hastalanan çocuk sayısı 118 gibi bir rakamken diğerinde 23 gibi bir rakam. Bu kadar çarpıcı rakamlar çok yani. Çarpıcı, evet. Dediğim gibi bu referansını verebilirim bu çalışmanın. Amerika'da yapılmış bir çalışma. Şimdi poşetimizde belli bir basınç oluştu. Şimdi durdurabiliriz ozon vermeyi. Hı-hı. Ondan sonra zaten burada kilitli bir sistem var. Bu sistemi kapatıp eğer ihtiyaç duyuyorsak diğer ayağı, aynı uygulamayı yapmak için diğer ayağı bağlayabiliyoruz. Biz şimdi demonstratif amaçlı tek ayak yaptık. Belli bir süre ozonu bu şekilde tutuyoruz. Ondan sonra da tekrar vakumlayıp alıyoruz ve işlem bitiyor. Yani aslında son derece basit bir uygulama. Evet. Ancak bizim özellikle yine söyleyeyim, kronik parmak arası mantarlarda, iyileşmeyen diyabetik yaralarda ve venöz staz ülserlerinde, yani toplar damar yetmezliğine bağlı oluşan yaralarda tabiri caizse elimiz ayağımız bu uygulama. Evet. Bunun dışında bizim ikinci en yaygın uygulamalarımızdan bir tanesi de direkt sorumlu eklemlerde eklem içi ozon enjeksiyonu. Ki bunu göstermeyeceğiz eklem tabii. Kireçlenmesi çok fazla. Çok yaygın bir problem. Yani. Bundan dolayı ameliyata gitmek zorunda kalan hasta sayısı çok yüksek Türkiye'de özellikle. Hem bunun protez maliyetleri, bunun devlete maliyeti, hem de iş gücü kaybı kısmını düşündüğümüzde ozon pek çok durumda eklem içi enjeksiyonu şeklinde yapıldığında ameliyat endikasyonu olan pek çok durumu ortadan kaldırıyor aslında. Evet, şimdi ozonun yöntemlerinden bir tanesi bu. Diğeri o. Bir de rektal ozon var. Rektal çocuklarda ozon yapılıyor. Evet. Bir de kolit hastalarında yapılıyor. Doğrudur. Ağırlıklı olarak, öyle değil mi? Doğrudur. Ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi hastalıklarda ya da damarını koldan bulmakta zorlandığımız hastalarda ya da çocuklarda ya da kandan korkan insanlarda direkt yine tek kullanımlık, yine herhangi bir malzemeden değil, özel silikondan üretilmiş tek kullanımlık, yaklaşık işte serçe parmağınızın üçte biri kalınlığında bir kanülle, küçük bir borucukla direkt rektal yoldan, makattan ozon uygulaması yapılıyor. Böylece ozon gazının direkt kana verilemediği bu durumlarda bağırsak çeperini çevreleyen damarlardan vücuda emilim sağlanmış oluyor. Aynı zamanda az önce söylediğiniz gibi kolit hastalarında da, yani ülseratif kolit ve Crohn hastalığında da direkt lokal etkiyle oradaki yaraların iyileşmesine yönelik hızlandırıcı bir etki sağlamış oluyor. Bir de bu özellikle kronik stres, depresyon gibi olaylarda kullanıyoruz. Kulak sorunlarında kullanıyoruz. Bir kulak ozon var. Doğru. Onu gösterme imkanımız var. Elbette, tabii. Şimdi yine biz oradan ozon jeneratörümüzden yine özel silikonize enjektörlere bir miktar ozon gazı çekeceğiz. Yine kaçıncı seans olduğu. Bunlar bir defalık yapılıyor zaten. Elbette. Yani bir kişiye kullanılıyor. Elbette. Ozon gazını çekeceğiz. Ondan sonra stereoskop benzeri bir aletle, şimdi hemşire hanım ozonu alsın, o uygulamayı da direkt göstermiş olalım. Bizim hastaların kalbini, ciğerlerini dinlemek için kullandığımız alete benzer bir aletle bunu direkt dış kulak yoluna tabiri caizse enjekte ediyoruz. Yine burada kullanılan ozon dozu, konsantrasyonu ve kaç mililitre ozon kullanılacağı bizim hastada hangi hastalıkla ilgili uygulama yaptığımıza ve kaçıncı seans tedavi olduğuna göre ayarlanıyor. Belli protokoller doğru. Gamma ayarları var efendim. Evet. Hepsi gamma ile, değil mi, ifade ediliyor? Tabii, gamma. Bütün, yani ki bunlar zamanla arttırılabiliyor. Tabii. Özellikle majör ozonda. Tabii. Şeklinde. Bir de yani ben ozonun tarihçesini de buraya yazmıştım. O konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir kere daha 98 yılında antioksidan sistemleri nasıl etkilediği bunun ispatlanmış. Hı. Artı antiseptik özellikleri ispatlanmış. Bir de bağışıklık sistemini nasıl güçlendirdiği ispatlanmış. Bu konuda birçok yayın var.
Şimdi o noktada evet, yine iş dönüyor dolaşıyor. İşte az önce konuştuğumuz bağışıklık sistemi meselesine geliyor. Zaten siz bir insanda bağışıklık sistemini sağlıklı hale getirebiliyorsanız, yani ya çökmüş bir bağışıklık sistemini ayağa kaldırmak ya da aşırı saldırgan, işte alerjik hastalıklarda ya da otoimmün hastalıklarda görüyoruz. Herhalde bugün çok rahat uyuyacak arkadaş. Öyle zannediyorum. Evet. Hiç acı yapmadı değil mi? Yok. Evet, yok diyor efendim. Kulaklık olmadığı için ben tercüme ediyorum size. Herhangi bir acı yapmadı, bir ağrı duymadınız. Yok. Evet. Normal. Özellikle çocuklar için gayet çok kullanışlı, sıkıntısı bulunmayan bir uygulama. Orada bir şey daha söyleyeyim. Evet. Bizim toplumumuzda bel boyun fıtıkları, yumuşak doku romatizmaları, fibromiyaljiler, miyofasiyel ağrı sorunları, bunlardan dolayı yıllarca boş yere migren tedavisi görmüş kronik baş ağrısı hastalarında sık gördüğümüz bir problemdir. Bizim boyun ve omurganın üst yarısı ile ilgili kas spazmları ve bunlara bağlı sinir sıkışmaları ile ilgili sorunlar. Ozonun yaygın kullanımlarından ve etkin kullanımlarından bir tanesi de bu kasların aşırı kasıldığı ve sinir sıkışmalarına yol açtığı yerleri tespit edip tetik nokta diyoruz onlara. Onlardan, o bölgelerden sorumlu olan akupunktur noktalarına direkt enjektöre çekilmiş ozon gazını getirip cilt altı enjekte etmek. Veya cilt altı. Cilt altı ya da kas içi, oradaki akupunktur noktasını uyarmak için. Bu da aynı zamanda akupunkturu da kullanan hekimler olduğumuz için karşılaştırabiliyorum. Akupunktura göre çok daha hızlı ve efektif bir yöntemdir. Gerçekten. Akupunktur noktasına iğne batırmak yerine, bu olay için söylüyorum. Yani evet, akupunkturun bütün hastalıklarda kullanımı için değil ama şu kasları gevşetmekle ilgili etkisinden bahsediyorum. İğne batırmak yerine oraya ozon enjekte etmek çok daha etkin bir tabii yöntem. Buradaki ağırlık kimyasalları, serbest radikalleri bir yerde blok ediyor. Kılcal dolaşımı hızlandırıyor. Kas gevşetici evet, etki sağlıyor böylece. Siz alalım isterseniz Tura Bey'imize. Evet, efendim çok değişik yöntemlerle uygulanabilen bir, bütün dünyada uygulanabilen, zannediyorum Avrupa'da çok yaygın. Zaten çıkış noktası Almanya. Daha doğrusu Alman tıbbının uygulandığı ülkeler. Yani Almanya, İsviçre, Avusturya, Alman ekolünün uygulandığı ülkeler. Dolayısıyla oradan önce Avrupa'ya, sonra Amerika'ya ve bütün dünyaya da yayılmış bir evet, uygulama. Zannediyorum Almanya dünyada şu anda en çok yayılan tedavilerin içinde. Doğru. Yani buna bir de sürük tedavisini, ki daha sonra konuşacağız, onu koyarsak gerçekten bu kadar hızlı yayılan tedavi sistemleri yok diyebiliriz aşağı yukarı. Ama bu tabii bir popülarite anlamında bir yayılma değil de, bilimsel olarak altı hızlı doldurulduğu için son yıllarda. Şüphesiz. Değeri sonradan anlaşılmış iki yöntem olduğu için. Bildiğiniz gibi sürük tedavisi de insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte, hakkındaki klinik çalışmaları toplarsanız son 20-30 yılda insanlık tarihindeki etkinin çok daha değerinin anlaşıldığı bir dönemdeyiz. Evet, evet. Ozon için de benzeriz. Ve tabii aşağı yukarı binlerce vakada neler gördük değil mi? Yani neler gördük yani. Evet. Yani anlatsak belki birçok kişi zor inanacak ama gerçekten öyle efendim. Evet. İşte tabii bir de şu var. Tabii çok kirli bir ortamda yaşıyoruz. Oksijen çok önemli bir hadise. Dolayısıyla mesela ben şunu merak etmiştim, sonunda hayret ederek buldum. Söz gelimi her gün milyonlarca ton egzoz dumanı, bakteri, toksik ajan atmosfere yükseliyor değil mi? Peki bu dezenfeksiyonu, bunları nasıl yapılıyor? Detoksifikasyon nasıl yapılıyor? Ozonla yapılıyor. Evet. Yani Allah ozonla yapıyor. Evet, evet, ozon bir tabakası. Şimşek çaktığında milyonlarca ton ozon gazı çıkıyormuş. Ben hayret ettim. Türkiye'ye biliyorsunuz bu tedaviler kozmetik amaçlı olarak güzellik merkezlerinde başlamıştı. Evet. Öyle değil mi? O evet, nasıl evet, bir işti ya? Şimdi İnanamıyorum şöyle, gerçekten. Yani bizim Türkiye'de gençleştirdiğinden falan mı acaba? Gençleştiriyor elbette. Bir anti-aging etkisi var da. Şimdi akupunktur da mesela bize gelirken Türkiye'ye sadece zayıflama için. Zayıflama ve sigara bırakma yöntemi olarak geldi. Halbuki Çin'de hala bugün bile açık kalp ameliyatlarında anestezi yöntemi olarak kullanılır akupunktur. Bu kadar güçlü bir etkiye sahiptir. Dahili hastalıkların pek çoğunda, diyabette, hipertansiyonda, evet, kronik kabızlıkta bile, gastritte bile kullanılır. Bizim nedense öyle bir şey var. Özelliğimiz tabii, var. Hücre yenilenmesini sağladığı için. Çok, bir de ozon sauna unuttuk galiba onu. Onu da unutmadan. Ozon sauna nedir? Şimdi ozon sauna tek kişilik bir kapsüle, kişi oturtulur, başı dışarıda kalacak şekilde. Ama dışarıya da hava kaçmayacak şekilde kapakları kapatılır ve cihaz, yine benzer bir ozon jeneratörü tarafından içeriye yüksek basınçlı ozon gazı verilir
Bir taraftan da sıcak buhar uygulaması yapar sistem. O yüzden sauna adını alıyor. Ortalama 41 derece civarındadır iç sıcaklığı. Böylece siz bir taraftan terleme fonksiyonu, terlemenin değerini, detoksifikasyon noktasındaki değerini anlatmaya hatırlayalım. Gerek yok. Evet. Bir taraftan sıcak uygulama olduğu için cilt altındaki kan damarlarını genişletme, böylece toksik maddelerin terle daha fazla atılmasını sağlama. Bir taraftan da gözenekler açıldığı için o gözeneklerden içeriye ozon gazının nüfuz etmesini sağlama gibi bir ikili, üçlü bir etki sağlarsınız. Biz bunu yine az önce o sırt ve boyun omurga bölgesindeki kas spazmları ile ilgili söylediğim şeylerde o postürel ozon uygulamasıyla birlikte sauna sisteminde sık kullanıyoruz. Bunun yanında işte yaygın plaklanmalar şeklinde sedef hastalığında vücudu kaplamış egzama hastalıklarında da kullanılmakta bu ozon sauna sistemi. Hastalığa çıkarken ben ciddi şekilde gevşedim, rahatladım şeklinde bir ifadeyi de söylüyor çoğunlukla. Şimdi vakti bizim tabii kısıtlı, herkesin bildiği bir şey ama bitkilerden bahsedelim. Çünkü bakanlığımız fitoterapi diye bir bölüm açmış. Evet. Ve sayısız alanla alakalı olarak bitkisel tedavilerin uygulanabilirliğiyle alakalı başlıklar var. Doğru. Bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi bu konuda tabii bakanlığımızın bir yıl önce yayınlamış olduğu yönetmeliklerin tamamlayıcısı niteliğinde bir yaklaşık 15-20 gün önce, bir ay önce diyeyim, bunların eğitim sertifikasyon standartları yayınlandı. Ekim ayı 2015 yılında. Şimdi tabii bu coğrafyada bitkisel tedavileri, bitkileri konuşuyor olmak ayrı bir anlam taşıyor. Neden? Çünkü Türkiye çok ilginç bir jeopolitik noktada denir ya hep. Aslında Türkiye çok ilginç bir bitki florası pozisyonunda dünyada. Neden? Bitkisel tedavilerini yapanlar bizden çıkma değil mi? Doğru. Çünkü Ege Akdeniz florası, Kafkas florası, İran florası, Orta Doğu florası, Balkanlar florası, bunların hepsi Türkiye'de yerleşik biçimde bulunduğu için ciddi bir tıbbi bitki yoğunluğuna sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla dünyada aslında tarihte olduğu gibi şu anda da bitkisel tedavilerle en çok ilgili en çok araştırmaların yapıldığı, bunların pratikte en çok kullanıldığı, eczane raflarında duran ilaçların dünyanın oranı... Dünyanın en çok tıbbi bitkileri bu ülkede. Doğru, onu söylüyorum. 24 bin civarında olduğu söyleniyor. 12 bini Türkiye'de. Bu doğru. Çok büyük bir rakam doğru. Yani. İşte o şeyden, bunların coğrafi konumundan kaynaklanıyor. Endemik yani sadece Türkiye'de. Sadece Türkiye'de olan. Şimdi dolayısıyla bu ülkenin eczanelerine girdiğinizde eczanenin raflarında bulunan, ruhsatlanmış tabii, bitkisel ilaçların oranının dünyada en yüksek ülke olması gerekir, beklenir. Almanya'da mesela bu oran %70'lere yakındır. Yani siz bir eczaneye girdiğinizde Almanya'da elinize herhangi bir ilacı attığınızda onun bitkisel bir ilaç olma ihtimali %70'tir. 10 ilacın 7'si bitkidir. Zaten onu tercih ediyor insanlar. Kimyasal istemiyorum diyorlar. Herhangi bir aile hekimi, herhangi bir işte üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren bir hastaya yazacağı ilaç bellidir Almanya'da. Kekik, homeopatik kekik damlası ve papatya şurubu. Hem kekiğin antibiyotik etkisinden yararlanmış olursunuz, hem papatyanın semptomatik tedaviye yardımcı olma etkilerinden yararlanmış olursunuz. Ve bunlar tamamen sigorta kapsamındadır ve devlet doktorları, aile hekimleri bunları reçete ederler. Şimdi Türkiye'de Türkiye'de biliyorsunuz bir koca karı tabiri var. Ondan da belki bahsetmek lazım, bitkiler dünyasından bahsediyorsak. İyi olur. O koca karı işleri bunlar. Biz mesela bu doğal tedavilerle ilgili uygulamalara ilk başladığımızda bundan 15 sene önce. Yani. Koca karı ilacı bunlar, boş verin bunları lafını daha sık duyardık. Şimdi ciddi bir bilinçlenme süreci tabii oldu. Şu anda artık pek duymuyoruz. Tabii o koca karı lafı koca karya. Onu söyleyeceğim geliyor. Tabii koca karya'dır aslında o lafın adı. Neden? Karya bölgesi işte o bizim Akdeniz Rivierası denilen Ege Akdeniz Bileşkesi. Evet, evet, evet. Orası dünyanın ilk fitoterapik hastanesinin, dünyanın en önemli fitoterapik araştırmalarının, antik Yunanlar döneminden bahsediyoruz. Yani 1500-2000 yıl önceden bahsediyoruz. Bunların yapıldığı bölgedir. Dolayısıyla dünyanın pek çok yerinden hasta ve şifa arayan insanlar bu Koca Karya bölgesinin hekimlerine gelirler. Nikandros, Plini, Galenos hep buralardan çıkmadır. Hipokrat buradan çıkmadır. İstanköy'den evet yani. Dolayısıyla aynı bölge tabii tabii yani Ege Akdeniz Bileşkesi, Riviera denilen bölge. Dolayısıyla o Koca Karya lafını biz iltifat olarak kabul ederiz. Koca karı olarak değiştirilmiş yani bu, olsa bile. Böyle bazı kelimelerin aşağılanması tipiyle yapılmış bir algı operasyonu var. Doğru. Öyle değil mi? Doğru. Onun
ifadesi aslında. Tabii sizin zeytinyağı ile ilgili bir şeyiniz var değil mi? Evet, zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan yiyemem aman filan diyen birisi gibi ya. Şimdi dolayısıyla Türkiye zaten bu potansiyelini biliyordu ve halk bu potansiyeli sürekli uyguluyordu hayatında, bitkiler dünyasında. Ha, Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu şey çok ciddi bir adımdı. Bu konuyu alıp profesyonel anlamda işte eczacılara, kimyagerlere, üretim kısmı ile ilgili olarak söylüyorum ve pratik uygulama kısmıyla da ilgili söyleyeyim, doktorların eline verme işlemiydi Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı şey. Yani zaten olması gereken bir şeydi. Ciddi bir çalışmanın ürünü olarak. Belki tıp eczacı işbirliği de elbette konu edilebilir. Yani eczacılarla doktorlar bu noktada elbette birlikte çalışmak durumundalar. Çünkü ben fitoterapiyi ne kadar iyi bilen bir doktor olursam olayım, reçete yazdığımda hastanın bunu alabileceği bir eczane yoksa yaptığım işin karşılığı da yok demektir, evet, o zaman. Bu bilginin de kıymeti kalmıyor. Hep söylüyorum ben, sözünü kesmiş gibi olacağım ama şöyle, yani eczacılık fakültelerinde farmakognozi, fitoterapi kürsüleri var. Tabii bunların var. Öğretim üyeleri var, doçentleri, profesörleri var, yayınları var. Tıp fakültesinde böyle bir ders yok. Evet. Şimdi ne kadar garip bir şey, öyle değil mi? Yani hasta doktora gidiyor, o bilmiyor bir şey. Yani doğru, bu konuda herhangi bir şey bilmiyor. Yani açık ve net söyleyeyim. Türkiye'de doktor arkadaşlarımızın maydanoz hakkındaki bilgisi inanın manav kadardır. Bu yapmayın. İbn-i Sina'ların yetiştiği şu mübarek toprakların karşılığı olan şeyler değil gerçekten. Evet. Şimdi bu noktada işin tarihsel kısmını bir tarafa koyarsak, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkenin toparlanma sürecinde Almanya bu konuya çok ciddi eğilmiştir. Yine Avrupa'da fitoterapi denince ilk gelen, akla gelen ülke Almanya'dır. Tek tek bitkilerle ilgili bir inceleme çalışması başlatmıştır devlet. Sağlık Bakanlığı, ESKOP monograflarından bahsediyorum. Evet. Bir bitki hangi durumlarda kullanılır, bitkinin neresi kullanılırdan başlayarak, yaprağı mı, çiçeği mi, kökü mü, dalı son mı? Derece ciddi çalışmalar. Çok evet, ciddi çalışmalardır. Hangi hastalıklarda kullanılır, çocuk ya da erişkinlerdeki dozları nelerdir, hangi hastalıklarda ya da durumlarda kullanılmaz. Ya biz Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceğiz. Evet, yani zaten evet, keşfedilmişti gibi bir Amerika şey. Demişken Amerika'da buna muadil olarak PDR çalışmalarını yayınlamıştır. Bu 5 yılda bir güncellenen, o günkü bilimsel bilgilere göre güncellenen ve yıllardır. PDR Amerika'nın yayınladığı. Amerika. Orada da yine çok daha Alman ESKOP monograflarına göre çok daha fazla sayıda. Ben merak ediyorum, bizim meslektaşlardan bunları duyan var mı? PDR'ı, ESKOP'u, komisyon olmuş iyi, olalım diyeyim. Komisyon iyi. Yani bu konu bizim bir eksiğimiz. Amacımız Türk milletinin sağlığının daha iyi olmasıdır. Hı hı. Türk ekonomisinin kan kaybının durmasıdır bu mevcut sağlık gideri karşısında. Hı hı. Amacımız bundan ibarettir. Evet. Az önce söylediğiniz birçoğu da endemik olmak üzere bu ülke dünyada en fazla bitkisel, tıbbi bitkisel ürünün yetiştiği yerdir, coğrafyadır dediğiniz noktada bunun ilaç endüstrisi açısından ham madde olarak kullanılmasına, bunların son ürün olarak doktorların eliyle hastalara ulaştırılmasında bizim alanımız olarak olmadığı için ben giremeyeceğim ama makroekonomik ve ülke politikası ve bütçesi açısından da nasıl yansımaları olacağını da düşünmek lazım. Evet. Yani şimdi bakanlığımız o kadar güzel böyle sistematize etmiş, hı-hı, ki, hı-hı, demiş ki kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarında, hı-hı, hangi bitkiler uygulanır? Solunum yolu, çocuk hastalıkları, hı-hı, romatizman hastalıklar gibi, hatta arkadaşımız buraya da not etmiş benim önüme. Neden tıp fakültelerinde okutulmuyor bunlar diye not etmiş sağ olsun. Yakında başlar inşallah. Hatta bir iki örnek dolayısıyla, var. Dolayısıyla yani burada birkaç örnek verelim mi? Halkımızın anlaması yönünden. Olur elbette. Söz gelimi koroner skleroz vakaları var. Bunlarda, hı-hı, hangi bitkiler kullanılır? Şimdi koroner skleroz dediğimiz şey işte kalp krizi geçirme riskini arttıracak şekilde kalp damarlarının, koroner damarlarının daralması ya da tıkanması durumu diye özetleyebileceğimiz durum. Burada bir kere kanın akışkanlığını arttırmak gerekiyor. Kanın akışkanlığını arttırmak deyince akla ilk gelen bitki kekiktir. Dolayısıyla kekiğin bu söyleyeceklerimiz tabii hep belli dozlarda ve belli şemalarda şüphesiz kullanılacak. Şüphesiz bu bir tababet yani, uygulaması, hekimlik uygulaması. Ezbere yapmamak ki gerekiyor, evet, bunları. Kekiğin birinci derecede ciddi bir rolü var kalp damar sistemi hastalıklarında. İkincisi şahtere dediğimiz bitki. Koroner sklerozda oldukça etkili. Fumario officinalis. Üçüncüsü halkımızın çok iyi bildiği gibi alıç meyvesi ve yaprağı. Evet. Fructus crataegus latincesiyle. Yine kalp damar sistemi hastalıklarında çok ciddi bir bitkidir. Kara hindibayı da unutmamak lazım diyeyim.
bunların belli dozlarda, belli kombinasyonlar şeklinde uygulanması. Bir de çoban çökerten diye bir bitki var. Öyle bilir. Bu aralar çok popüler. Doğru, öyle değil mi? Ekleyelim. O da ciddi bir koroner dilatatör açıkçası yani. Aynı zamanda antiagregandır da, kan sulandırıcı da etkisi vardır çoban çökertenin. Şimdi dolayısıyla bu bitkilerin belli dozlarda, belli protokollerde kullanımı tıbbi tedaviyle birlikte çoğu zaman biz kullanıyoruz. Peki, pratikte. Solunum yolu problemleri, efendim KOAH'lar, astımlar gibi gibi. Orada benim favori bitkim biberiye. Biberiye ile öksürük otu, işte halk bunu bilerek tabii koymuş bunların ismini. Öksürük otu diye bir bitki var Türkiye'de. Çok ilginç bitki isimlerimiz var o noktada aklıma gelmişken. Öksürük otu ile biberiyenin kombinasyonu özellikle akut ya da kronikleşmeye eğilimli bronşitlerde. Yani biberiyenin kuş dili. Evet. Şu yazlıklarda etrafı bizim süs olsun diye çevirdiğimiz bir şey aslında. Evet. Yani her şey gözümüzün önünde de biz bilmiyoruz. Peki öyle tabii. Yani evlerde saksı olarak kullanılan birçok tıbbi bitki, eğer tanıyabiliyorsanız ve özelliğini biliyorsanız tıbbi bitki aslında. Mesela sarı kantoron. Sarı kantoron. Antidepresant. Papatya da öyle. Papatya. Aynı zamanda da yara iyileştirici. Yara iyileştirici. Onun için diğer adı kılıç otu. Niye kılıç otu? Çünkü Osmanlı kılıç yaralarını bunlarla iyi etmiş. Zeytinyağının içine kılıç otu konmuş filan filan gibi. Onu halkımız hala yapar. Yani köylerde teyzelerden ben hastalarımdan çok duyuyorum. Biz bunu işte zeytinyağının içine koyuyoruz. Onu 21 gün güneşte bekletiyoruz. Ondan sonra onu işte çocuklar, torunlar düştüğünde bilmem düştüğünde ne olduğunda sürüyoruz, falan sürüyoruz, iyileştiriyor diye. Yani ne kadar da güzel bir uygulama. Evet. Yani bu konuda tabii İbn-i Sina bir dağ, değil mi? Evet, elbette. Gerçekten. Akşemseddin bir dağ. O da öyledir. Onun da Kanlı Fit Tıp isimli eseri var. Onu biz bir doçent arkadaşla, tercüme eden arkadaşımızla onu burada konuşmuştuk. İnşallah biz de basacağız. İnşallah bize nasip olur diye de ben şahsen temenni ediyorum. Dolayısıyla bunu pek çok hastalıklarla alakalı olarak götürebiliriz. Romatizmal hastalıklar diyelim. Romatizmada mesela. Romatizmada yine ben favorilerimi söyleyeyim. Zencefil ve defne. Özellikle etkili iki bitki. Oraya bir de eğer romatizmanın, işte iltihaplı romatizma formunu konuşuyorsak, mutlaka zerdeçalı da düşünmek lazım. Hint safranı ya da zerdeçal denilen o daha sarımtırak, sarı turuncu arası. Defneyi koymak lazım bunun defne, yanına. Defne, zencefil ve zerdeçal. Romatizmal hastalıkların büyük bölümünde bu üçü inanılmaz işler yapıyorlar. Evet, evet. Bir de şu var tabii ki, yani onu halkımızın bilmesinde de ciddi fayda var. Şimdi biz çok kirli bir ortamda yaşıyoruz açıkçası. Dolayısıyla bunları tek tek uygulamak yerine bir bütüncül bir tedavi olarak uygulamak. Yani bir taraftan bitkisini vermek, ozonlu yapmak, tıbbi sülüğünü uygulamak, hacamatını yapmak, gerekirse akupunkturunu yapmak şekliyle bir bütüncül gereklilik var bugün. Doğru. Yani çünkü şöyle, çok fazla toksik madde biriktirmişiz. Bir de ne yazık ki Türkiye'de biz doğal tedavi uyguladığımız hasta profiline baktığımızda, hastalığı yıllardır devam eden, yani kronikleşmiş, defalarca farklı farklı reçeteler, ilaçlar denenmiş, çoğu zaman birkaç tane cerrahi işlem geçirmiş, doktor doktor, hastane hastane gezmiş ve iyice kronikleştikten sonra da yanıt alınamamış hastalar olduğunu görüyoruz. Tabii koruyucu hekimliğin olmaması ondan kaynaklanıyor çok büyük zaten. Bir tabii. Etkeni. Büyük sorumlusu yani, o. Söz gelimi biz, ben herkes bilsin burada, bir hepatit B vakasında düşmeyen ALT'leri, AST'leri var. Yani eski adıyla SGOT, SGPT'leri var idi. Efendim, biz dolgusunu aldık, vücuttan civayı aldık, inanılmaz şekilde düştü. Doktor arkadaş bakıyor, diyor ki ya bu olmaz böyle bir şey diyor ya. Bu bir mucize gibi bir şey diyor. Aslında hiç mucize olan falan bir şey yok. Zaten aslında sadece bir şey. Bazı şeyleri bilmemenin getirdiği bir sıkıntı var. İnşallah bunlar aşılacaktır. Burada hiç kimse birbirinin rakibi de değil. Yani akut hastalıklarda tekrar vurguluyoruz, öyle değil mi? Evet. Akut hastalıklarda biz bugünkü tıp, modern tıbbın uygulamalarının hiçbir şekilde karşısında değiliz. Ama yani MR şampiyonu da olmamamız lazım yani. Evet. Şimdi doğru konuşmak lazım. Ve 30 tane ilaç vererek bunun 2 senesini kortizon, 3 senesini bilmem başka bir immünosüpresifle, Allah, tedavi olan hasta yok beyefendi ya. Siz hastalığınızı bir takip edin kardeşim ya.
Gördünüz siz yani semptomları baskılama kısmı. Yani nereye baskılıyorsun? Bir süre sonra vücut onlara alışıyor. Hı-hı. Alışıyor. Yani işin doğrusunu konuşmak lazım. Ve bunu yaparken doğruları konuşmak adına sadece söylemek lazım. Olmuyor işte yani. Olmadığı için de kronik hastalık cehennemine dönüştük. Açık hava hastanesine yahut neyse yani. Şimdi o konu tabii şu anda kronik hastalıklarda yine az önce konuştuğumuz bağışıklık sistemi meselesi ciddi kanayan yara Türkiye'de. Biz bağışıklık sisteminin saldırganlaşmasından kaynaklanan hastalıklarda bağışıklık sistemini klasik tıp uygulamalarından, ilaç uygulamalarından bahsediyorum. Bağışıklık sistemini baskılama yolunu seçiyoruz. İşte kortizon o grup ilaçların tipik örneği. İşte sonra da isyan ediyor efendim bağışıklık sistemi. Baskının sorucu isyandır yani. Bir grup vücudun savunmasını üstlenmiş bir grup hücre gidip yanlışlıkla masum hücrelere saldırıyor diye bütün orduyu lav ederseniz o zaman başka hastalıklara kapı açmış oluyorsunuz. Tabii tüm bir kere enfeksiyon hastalıkları çıkacak. Geçtik. Tümörel hastalıklar. Tümörel hastalıklar yani çıkacak. Yani bir grup ilacın prospektüsünde bunun yan etkisi lösemi yapmaktır. Dikkatli takip edilmelidir yazabilir mi? Yani ben sizin baş ağrınızı kesmek için böbreğinizi feda edebilecek bir ilacı reçete edebilir miyim? Veya parmağınızı düzeltmek adına. Olabilir mi böyle? Karaciğerinizi yani tahrip etmek gibi. Yani her şey kar zarar hesabıyla yapılır. Evet. Baş evet. ağrısını ya da evet. eklem ağrısını tedavi etmek için hastayı lösemi riskiyle karşı karşıya getirebilecek bir tedavi yapamazsınız. Yapmamanız gerekir en azından. Ya da biz böyle düşündüğümüz için doğal tedavilerle uğraşıyoruz. Şüphesiz yani ben meslekte 45 yıl oldum. İlaç yazmasını bilmediğimden falan bu işlerle meşgul oluyor değilim. Yani 500 tane ilaç yazıvereyim hemen. De ama ortada bir de bir realite var. Gelen her hasta, her hekim, doktorun bilmesi gereken nokta şudur. O onun kardeşidir, ablasıdır, abisidir. Küçük kardeşidir, annesidir, babasıdır. Ve sonra hastanın duasını almak, efendim yaşlının duasını almak, bunlar reddolmayan dualar arasındadır. Ben herkesi bu ferasete, basirete davet etmeyi bir görev addediyorum açıkçası. Doğru mu dersiniz? Doğrudur, elbet. Buna yani, söylenecek söz yok elbet. Yani insanlığın evrensel ortak doğrularından bir tanesidir. Basit bir şey söyleyeceğim ve size bir soru soracağım ondan sonra. Kızılderililer bitkisel tedaviyi çok iyi bilen bir millet idi. Ve inanır mısınız? Onların yok edilmesi onlarda olmayan bir hastalığın bulaştırılmasıyla oldu. Bilmedikleri bir hastalığın daha doğrusu. Tedavisini bilmedikleri bir hastalığın bulaştırılmasıyla oldu. Frengili battaniyelerle. Çünkü onların aile hayatları çok düzgün, öyle frengi falan gözükmüyor ve o hastalığı tanıyamadılar. Ve frengiden kırılan kızılderili sayısı kurşunla öldürülenden çok fazla. Doğru. Turgay Bey bir de şunu duyuyoruz, onu da sizden ben cevap alayım. Böyle fikir sahibi, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma hastalığının bir ürünü olarak tabii. bazı meslektaşlarımızın efendim, bunlar işte karaciğerinizi şöyle eder, böbreğinizi böyle eder cinsinden laflar ettiğini biz ben İstanbul'da sen Ankara'da bunları duyuyorsun. Buna ne diyeceksiniz? Bu nasıl bir karaciğerlettir? Bunu söyleyen doktor arkadaşların hangi bitki vücutta metabolize olurken karaciğerden safra yoluyla atılır, hangi bitki böbreklerden idrar yoluyla metabolize olur bildiklerini hiç zannetmiyorum. Önce bu fitoterapi bilgisine de normal tıp bilgisiyle birlikte sahip olmak lazım ki şu bitkiyi kullanma, bu bitki bak sen böbreğinle ilgili üre değerlerin zaten sınırda, bunu korumaya çalışıyoruz. Mesela bir şeker hastasında bu bitkiyi kullanma, senin böbreğini daha çok çürütür demesi için o bitkinin karaciğerden safra yoluyla mı yoksa böbreklerden idrar yoluyla mı metabolize olduğunu bilmesi lazım. Dolayısıyla bu bilgiye sahip olmadan yapılan bu yorumların hiçbir geçerliliği yok. Ayrıca karaciğerde, böbreklerde zannedildiğinin aksine özellikle karaciğer başta olmak üzere hücre yenileme kapasitesi iç organlar açısından en yüksek organlardan biridir. Sizin de hekimlik hayatınızda bizzat bu örneklerin olduğunu biliyorum. Benim de takip ettiğim hastalar yani. İçinde oldu. Kronik karaciğer hastalığı, işte karaciğer sirozu aşamasına gidiyor ve elimiz kolumuz bağlı izliyoruz durumundaki pek çok hastanın fitoterapiyle karaciğerlerindeki hücresel durumun nasıl düzeltildiğini, hatta ultrasonik görüntülerin, kan tahlillerinin nasıl düzeltildiğini pratikte de görüyoruz. Dolayısıyla ezbere söylememek lazım.
bir şey söyleniyorsa da onun altını doldurmak lazım. Aynı şey böbrek bu için de geçerli. Bu işin ahlakına sahip olmak lazım. Bu tabii devasa bir konu. Devasa bir konu. Dolayısıyla bu kadar zaman içerisine sığdırmak durumundayız. Doğru. O noktada belki şunu yapmak lazım. Şimdi bu noktada temel çıkış noktasının, şimdi bakanlığımız çok güzel. Geçen yıl yönetmeliği yayınladı, bu yıl eğitim sertifikasyon standartlarını yayınladı. Ve şimdi de bunlarla ilgili eğitimler başlayacak. Burada bu ara çok görüyorum ben, bir şey ilave edeyim. Buyurun. Son cümlelerini söyleyeyim, bana verin. Bu noktada bu işin temel düzeltilme yolu, az önce söylediğimiz sorunun direkt olarak fitoterapinin hiç olmazsa geçiş aşamasında seçmeli ders şeklinde tıp fakültelerinde bizzat tıp öğrencilerine daha formatlama aşamasında öğretilmesi lazım. Seçmeli ders olarak Kütahya Tıp başladı. Fakültesi başlamış. Başladı. Ve herkes onu seçmiş. Dekan Bey'in yani ifadesi, dekanın ifadesi, ben bu kadar beklemiyordum. Çocukların tamamı başka yani, seçmeli derslerin yani fitoterapiyi her seçmeli. Şeyde doğallık diyeceksiniz ama tedaviye gelince yok kardeşim diyeceksiniz. Böyle bir şey olmaz yani. Şimdi ben şöyle söyleyeyim, yani ya bunlar ne ki ya, nedir fitoterapi falan diyen varsa onlara şunu söyleyeyim. Ya vallahi ne salata yiyin, ne patates yiyin, ne enginar yiyin kardeşim. Bunların hiçbir değeri yoksa bunları da yemeyin ya. Yani derim açıkçası. Bunları deriz. Dememiz de lazımdır. Şimdi yeni baştan Türkiye tanzim ediliyor diye ben şahsen düşünüyorum. Ve bizim kendi kaynaklarımıza dönmemiz tarzında bir şu anda konjonktürel yapı var, öyle değil mi? Öyle de olması yani, gerekiyor. Tabii. Kendi kaynaklarımıza dönelim. Evet. Dolayısıyla kendi kaynaklarımıza döndüğümüzde bu sağlık konusu olduğu için İbn Sina tercümelerinden, efendim onların kullandıklarından, tecrübelerinden, İbn Sina diye kimse geçmesin ha. İdrarda şeker hastalığında idrarda şeker çıktığını ilk bulan insan da o. Hı hı. Yani öyle ki 56 yaşında zehirlenerek öldürülmüştür. Zehirletilerek öldürülmüştür. Yani insanlığın yüz akı şahsiyetlerden birisidir. Allah rahmet eylesin diyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz. Dolayısıyla burada bir de İşin tabii tıp ve din birbirinden ayrılmayan bir ikili. Elbet. Yani hiçbir yer yok ki orada tıp ve din olmasın yani. Dolayısıyla Mesnevi'ye bakın. Hazreti Mevlana'nın bu konuda ifadeleri var. Hazreti Süleyman bitkilerle konuşurdu. Onlardan aldığı bilgiyi doktorlara naklederdi. Onlar da kitaplarını böyle yazdılar diye Mesnevi'de Hazreti Mevlana bunları söylemiş. Ben özellikle Mevlevilikle ilgili çalışmaları olan o dergahın içinde olanlara sadece işin seması yahut diğer değerlendirmelerin değil, bu sözlerine de Mesnevi'de dikkat etsinler diye burada hatırlatıyorum. Hatırlatmayı bir görev biliyorum. Bir kardeşlik biliyorum efendim. Vakit geçivermiş. Ömür geçivermiş. Şimdi tabii bizim konuşacağımız birkaç konu daha vardı. Gelecek hafta inşallah gene Turgay Bey'le aşağı yukarı çok uzun yıllardır, yani mezun olduğu günden hemen sonra bu işlere başlamış bir değerli meslektaşımızdır. Biz birlikte olduk hep zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklar diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.